Tamam, harika bir lezzet. Kaçırdığınız kısımlar. Burası Kral İdrimi. Kitabeden olduğu yer. Her nedirimi, ilimi limanın olduğu, fırtına tanrısı teşhurunu kapatır ve adaların mahvetlerisi, sahiben işlerini sağlık isterken, halam da ecdadının elinde saplıyor gider, önce biz hemen halkına sınırmak zorunda kaldık ve bu gittiğin bir ağabeyin aksine çok rahatsız ettik. Sonra dedim ki, her kim ki babasının mirasını ararsa o asil bir kimsedir. Fakat her kim ki Emar'ın sakinleri arasında kalırsa o bir köledir. Böyle düşünerek aklım aldım ve oradan uzaklaştım. Çölü geçtim, Sutu savaşçılarının arasına geldim. Kenan memleketinde, Amniya şehrinde, Halap'tan, Mukiş'ten, Niki ve Nuhaşşe'den gelen insanlar benim kendi efendilerinin olduğunu anladılar ve Hapirus savaşçıları arasında 7 sene kaldım. 7. yılda fırtına tanrısı benim yanımda oldu. Bu yüzden gemiler yaptım. Askerlerimi onlara bıraktım. 7 sene. Sonra askerlerimi aldım ve Hatti memleketine götürdüm. Hatti'deki 7 şehre geçirdim. Aşağı Hale, Damaklıkla, Ulahan, Zila, Le, Ulu Zila ve Sarunla şehirleri. Onlardan aldığım ganimetleri yardımcılarıma, akrabalarıma, dostlarıma ve kardeşlerime dağıttım. Kendime ise silahları aldım sadece. Sonra Mukiş'e döndüm ve başkentim Alala'ya gittim. Hattiden getirdiğim esirler, eşyalar, mal mülkle bir saray inşa ettim. Şehirlerime halkım yerleştirdim. Atalarımız Alala'nın tanrıları için kurbanlar sunardı. Ben de atalarımızın ritüellerini ve geleneklerini sürdürdüm. Ve yaptığım bu işlerden dolayı oğlum Adan Mirari'yi tanrılara emanet ettim. Kral İdrim. Her İdrim, İlimi Limman'ın oğlu, Fırtına Tanrısı'nın, Hepat'ın ve Alabah'ın hanımefendisi, sahiben Nişlar'ın sadık hizmetkarı. Mesela 30 yıl hüküm sürdüm. İcraatlerimi heykelimin üzerine yazdım. Halkın korkusun ve mütemadiyen beni hatırlasın. Özgürlüğümü istiyorum. Ruhum için özgürlük, halkım için özgürlük.
Toprağımız Hatay Arkadıcı Müzesi. Arkadaşı düşürdüm. Bakalım burada neler varmış. Tarihini açacağım size. Öncesinde bu videodan önce tarihini görürsünüz. İkinci Mozaik Müzesi'ymiş. Dünyanın galiba. Ya da Türkiye'nin. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Lan kalan senle şafaklar gibi. İnandın ya. İçeri girdiğimizde görüşürüz. Bize kaç bayağı büyük bir yer. Şimdi buradan yoktu. Arka bildiğimiz ise arka geçiyor. Doğu'nun kraliçesi Antakya. Mağaralar, amuklanan teleskolar. Neyse. Yani harita bu. Müze arkadaşı, müze planı. Sergi alanı. İngilizce yazdığı için sadece fotoğraflarını görseniz yeterli. Bence. Sergi alanında gördüğümüze göre gidelim. Şimdi kocaman gibi bir his var şimdi. Her şey her yerde. Thank you.
çok şeyler var ya. En büyük demiştim size. Büyüklerle bir tanesi demiştim. Daha geniş. Hiç bir şeyin kelimiz. Önce buraya bir dolaşalım, oradan bunu çıkarız. Ferdat Sunak. Pazar. Kurban masası. Bunu hiç okumayalım. Gerek yok. Kral İtrim'in heykeli. Kitabesi. Devam ediyoruz. Oradan çıktık. İdlib'in. Yine devam ediyoruz. İçinde ne var? Güzel. Tabanlar, tabletler. Ekonomi ne yapıyormuş? Okursanız, özür dilerim, okursanız.
Yine zorunlu görmüş ama. Sonraki kısma geçiyoruz. Bunu görmüştüm zaten. Sonra sonuna gideceğiz şimdi. Bir sürü. Wow, mezar. Kime kime buraya gitmişler. 3 tane, 1, 2, 3, 4 kişili mezarı. Dedim kayısı. Gerçekten çok güzel. Ne
Kimmiştir oğlum? İşte kimmiş? Çok güzel bir müze ya. Ben tanıştım. Buraya bağlamayasın. Bizi bitti lan. Biraz bir yer falan değil. Giriş şu şekilde. Şimdi buradan geçeceğiz. Saçma sapan yerine gidelim. Ne kadar sarı olduğunu, ne kadar kapalı olduğunu görebilirsiniz. Herkesin gelmesi gereken bir yer. Burası için giriş noktamız. Şimdi buralara gireceğiz. Fotoğraflarımızı çektim. Şimdi neler varmış, neler varmış. Çok eski ya. Eski tasarımdan bahsediyor şeylerden bahsediyor. İçinde kaybolasınız gelmiyor. Korktum lan. Thank you.
Thank you.